yandı. Bağrımıza taş oturdu. Acımız büyük. Bugün gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara artık yeter demek için buradayız. Piyade teğmen Ramazan Günay, piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan, piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli er Semih Yılmaz, piyade uzman çavuş Abdülkadir İyem, piyade uzman çavuş Ahmet Arslan, piyade sözleşmeli er Emre Taşkın, piyadeli sözleşmeli er Yasin Karaca, piyade sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu, piyade sözleşmeli er Cebrail Dündar, piyade sözleşmeli er Enis Budak, piyade sözleşmeli er Kemal Aslan. Ruhları şad olsun. Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri var. Bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini söyledik. Askerlerimizin can güvenliği ve sağlıkları bizler için her şeyden önceliklidir. Her şeyden önce 3 günlük milli yas ilan edilmesini talep ettik. Suudi Arabistan Kralı için 3 gün yas ilan edenler, bayrakları yarıya indirenler oralı olmadılar. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yas ilan etmedi. Yası milletimiz kendi ilan etti. Biz milli yas ilan edilsin derken kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına iki paragraf yazıyla görev sağmaya kalktılar. Biz artık evlatlarımız şehit olmasın diye, askerlerimiz daha iyi korunsun, kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye terörü bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan bu anlayışla ortaklaşmadık. Ana Muhalefet Partisi olarak görevi başındaki askerlerimizin güvenliği için sorular sormak, talepte bulunmak bizim görevimiz ve asla terk etmeyeceğimiz sorumluluğumuzdur. 81 ilayetin hiçbir yerine ateş düşmesin diye bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler terör örgütleriyle müzakere masasına oturanlara birkaç Mehmet öldü diye meclisi mi toplayacağız diyenlerle siyasi çıkarları için bölücü terör örgütünün liderinin mektubunu devletin kanalında okutanlarla meclis kürsüsünde eyalet, özerklik ve federasyon tartışılmalı diyenleri yerli ve milli ilan edenlerle hizalanmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine artık yeter diyoruz.